Herkese merhaba. Bugün pratik çözümler köşesinde bir Epson EBX41 model projektör cihazını, projeksiyon cihazını veya doğru söylemek gerekirse bakıma alacağız, kendisini inceleyeceğiz ve temizliğini yapmaya çalışacağız. Bakalım önceki performansından daha iyi bir performans gösterecek mi? Bu iki yıllık bir cihaz, iki yıldır bizde. Genel kullanım açık bir mekanda, bir otelde kullanıldı. Dolayısıyla tahmin ettiğiniz gibi pek çok değişik insan tarafından kullanıldı. Doğru düzgün bakılmadı, temizliği yapılmadı. Geçen gün bu cihazı bulunduğu yerde montajlıydı çünkü yüksekte bir yere. Bulunduğu yerden indirdik, prize taktık. Tabii ki aktif olarak çalışmakta ama ilk günkü performansını gösterememekti. Cihazı da yakından incelediğimiz zaman e, bunun işte tozlara veya uzun zaman havada asılı vaziyette montajda olduğu için uçuşan yağlara, üzerine yapışan pisliklere bağlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bugün pratik çözümler köşesinde hepimizin kıymetli bir elektronik cihazı mutlaka vardır. Bu cihazın ne olduğu çok önemli değil. E, daha çok güvenli malzemelerle ağır kimyasallar kullanmadan temizliğini ve bakımını yapacağız. Şimdi hep beraber cihazı yakından inceleyelim. Evet gördüğünüz üzere cihaz Full HD özelliği olan üzerinde HDMI girişleri onları da göstermek istiyorum size. Üzerinde hem klasik bilgisayarlarda bulunan komponent giriş var. HDMI girişimiz var. Ayrıca tozcaklarla bağlanabiliyor. Yine bilgisayara USB kablosuyla bağlanabiliyor ve USB üzerinden bir memoristik stick üzerinden bir şeyler oynatmamıza, görüntülememize veya müzik dinlememize yarayan bir USB girişi var. Bu oldukça oldukça yüksek demeyeyim tabii en üst kaliteli değil ama standart cihazların üzerinde bir cihaz. Bugünkü satış fiyatı tahmin ediyorum incelemedim ama. 3 ila 4 bin lira arasında bulunabilmekte. Hala üretilen bir cihaz. Ayrıca Epson markası bu tür projeksiyon cihazlarında oldukça popüler. Şimdi cihazın kondisyonuna bir fikir verilmek için size cihazın kumandasını yakından göstermek istiyorum. Kumanda oldukça kirli. Çünkü daha önce de söylediğim gibi cihaz bir yere asılıydı. Bu bir kaba tozu alınmış şekilde size videoya başladım. Bu tür cihazlarda her zaman e, mikrofiber bezlerim oluyor. Beyaz sabunla e, ıslatılmış, yıkanmış bir mikrofiber bezim var. Önce e, gördüğünüz üzere kaba kirini almaya çalışıyorum. Bu mikrofiber bezler tüm dokuların arasına girmesi bakımından ki kirde çıktı hemen. E, oldukça başarılı temizlik yapıyorlar. Gör, gördüm, umarım kamerada çıkıyordur. Ben sonuçtan çok memnunum. En ince detaya kadar, bu pürtüklü bir yüzey var çünkü, en ince detaya kadar aralara girebiliyorum. Şimdi üst düzeyin kabasını aldım. Şimdi önemli bir kısım, ön taraf. Ön tarafta e, otomatik bir kapağı var. Bu kapağı şöyle sürgüyle açıp kapadığınız zaman lens ortaya çıkıyor. Lensin temizliği için de ayrıca size bir şeyler göstereceğim. Burada bir hava girişimiz var tıpkı bir radyatör gibi düşünebilirsiniz. Bunların ampulleri oldukça yüksek ısıda çalıştığı için sürekli bir hava emerek soğutma yapmaktalar. O yüzden ben gene buralara da bir bez geçtikten sonra yan tarafını da objektifimizi kapatalım. Yanları fena değilmiş açıkçası. Havanın girdiği ve çık burası da sanırım çıktığı yerler. Arka tarafı tabii gene kirli. Bu tür cihazların tabi tahmin ediyorum zorlu şartlarda çalışmak üzere tasarlanmışlardır. Çünkü bir konferansa veya işte bir toplantı salonuna gittiğiniz zaman toplantı salonu, konferans salonu veya bir otelde düğün salonu biraz dikkatli bakarsanız bu tür cihazların her zaman tavanda asılı olduğunu fark edersiniz. Şimdi burada önemli yapmak istediğim şey şu kapağın orayı da bezle sildikten sonra e, Lense tabii bu bezi sürmek istemiyorum. Üzerinde fokus düğmeleri var. Lensi ileri geri götüren bir bölüm var. Şimdi bunun için yapabileceğim şey şu. E, sadece lensler için üretilmiş. Yani bir e, fotoğraf makinesi lensi olur. Gözlüğünüzü bile temizleseniz olur ama daha çok bu tür profesyonel lensler için üretilmiş bir e, elimde ıslak mendil var. Şimdi bunun özelliği tabii içinde barındırdığı kimyasal lense zarar vermiyor. Ve aynı zamanda yapısı itibariyle de lensi çizmiyor. Şimdi bununla dikkatli dairesel hareketlerle, aklınızda olsun bütün lensler dairesel hareketlerle silinir. Ha hani niye böyledir bilmiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Lensten çıkan kir. Bu da tabii onun performansını oldukça ...etkileyecektir çalışma sırasında. Geçen gün deneme sırasında yani montajdan sonra çalıştırdığımda... ...görüntünün çok net olmadığını fark ettim. tabi bunun fokustan kaynaklandığını e, zannediyordum. Oynadım falan filan fakat görüntü bir türlü netleşmedi. Şimdi sebebini anlamış olduk. Evet şu anda bakıyorum. Ben kendim kontrolümü yaptım. Gayet temiz duruyor. Size de göstermek istiyorum... Şöyle galiba fena değil. Şimdi başka yapacağım şey bir standart gözlük temizleme için kullanılan bir parça temiz bezle de üzerindeki kaba kuruluğu almak istiyorum. Bu tür lenslerin üzerinde yani fotoğraf makinesi lenslerinde de işte atıyorum teleskoplarda da dürbünlerde de bu tür, bu, bu tür lenslerin üzerinde coating denen bir, bir, bir takım kaplamalar olur. Bu kaplamaların asıl amacı e, lensi korumak değil lensin üzerine gelen ışıkların yaptığı yansımaları kesmektir yani reflection Blocker diye ta tabir edilir şimdi şu anda tekrar baktığımda ben bir parça daha leke görüyorum onun üstüne gitmeye çalışıyorum ama inanın e, tabi bunu kamerada göstermek isterdim ama nasıl göstereceğimi bilemiyorum e, çıkan kir gerçekten şaşırtıcı E tabi yüksek ısıya maruz kalan bir parça Yüksek ısıya maruz kalınca da kir üzerine yapışacaktır. Evet şöyle enteresan bir sonuç elde ettim. Size de göstermeye çalışıyorum. Umarım güzel görünüyordur. Şimdi cihazın üst tarafında e, bir takım butonlarımız var. Bu butonlar e, hem yakınlaştırma uzaklaştırma hem netleştirme gibi vazifeleri haizler. Bunları da kabasını alıyorum yine toz bezimle. Unutmayın bez beyaz sabunla yıkanmış ve çok çok iyi sıkılmış. Neredeyse kuru gibi ama hafif nemli. Tabii şu ağır kirleri çıkarmak açısından çok faydası oluyor. Evet şuradaki netleştirme butonlarımı da hepsini siliyorum. Şimdi burada yapmak istediğim bir şey daha var. Yanda bir kapakçığımız var. Bu kapakçığın içinde bir filtremiz var göstermek istiyorum. Bu da cihaza sürekli hava giriyor ya, içeri hava emiyor. Onu bile düşünmüşler. Ben bu filtreyi çekimden önce silkeledim. Çok bir şey çıkmadı ama bir miktar toz çıktı. Şimdi onun yuvasına da bir bez geçmek istiyorum. Onu da yerine takıyorum. Kapağın durumu da iyi ama yine de bir bez geçmek iyi olur ters taktım. Evet. Yapmak istediğim bir tek şey daha kaldı. Şurada bir kapak var. İnanın altında ne olduğunu ben de hatırlayamıyorum. Bakıyorum şurada bir tornavida yerimiz var. Ampul değişimi ile ilgili bir kapaktı yanılmıyorsam. Fakat onu da kamera çekimimizi yaparken açıp bakmak istiyorum açıkçası. Evet altından böyle ısı kalkanlı bir parça çıktığına göre şöyle indiriyoruz. Yanılmıyor isem evet burası oldukça ısınan bir parça ve burada ne var ampul var içinde. Fakat daha fazla açacak bir şey bulamadım. Bu kapağı şu anda boşuna açmış oldum. Çünkü anladığım kadarıyla buradaki vidaları söküp ELP-LP96 tipi bir lambası varmış. Burada da enteresandır. Elle yazılmış bir şey var. Demek ki daha önce e, benim haberim yok. Bir e, bakım görmüş veya lambası değişmiş. Fabrikadan böyle bir yazı olduğunu düşünmüyorum. Bu genelde servislerin aldığı notlara benziyor. Şimdi alt tarafında e, biliyorsunuz yüksekliklerimizi ayarlamaya yarayan şurada tekerlekli ee, yükseklik ayarlamaya yana tekerlekli ayaklarımız var. Şimdi bu ayakları yerinden çıkartabiliyor muyum? Çıkartamıyorum. Biraz gacır gucur ediyorlar. O yüzden her zamanki gibi kontak spreyimden. O da esasında vd 40 da kullanılabilir ama çok ağır gelmesi ihtimaline karşı. Size de şöyle göstereyim. Şuraya bir parça. Kontak spreyi sıkıyorum. Bu yağlı olan kontak spreyi, hep bunlardan bahsediyorum biliyorum. Hemen çalışmayı hızlandıracak. Fazlasını da bezimle alıyorum. Evet çalışması hızlandı ve tabii sesi de kesilmiş oldu. Buradaki gacırtıdan da kurtulmuş olduk. Aynısını bu tarafa yapıyorum. Yine fazlasını bezimle alıyorum. Evet, şu anda vida yuvasının içine de birkaç kere açıp kapatarak hissettim. Gayet iyi vaziyettiler. Şimdi bu ön tarafta bir ayağımız mı var? Evet, bu bir ayağımız var. Onun dışında fazla da bakım yapacak bir şey yok. Ee, tabii dediğim gibi ben montajdan sonra, daha doğrusu demontajdan sonra üzerine bir bez geçtiğim için. Ee, bu kayıtta sadece lensini silmek kaldı diyebilirim. Ama o kapağı da kontrol etmek istiyordum açıkçası. Şimdi dilerseniz elektrik bağlantısını da yapacağım birazdan. Ee, bakalım sesi nasıl. Görüntüsünü de gösterebilirsem ne mutlu bana. Evet, şimdilik temizlik bu kadar. Evet, ee, şimdi cihazın bakımını bitirdik. Ee, evde bulabildiğim açıkçası tek perde buydu. Şimdi bir düğmeye basıyorum. Ee, su terazisiyle doğruluğunu da tespit ettikten sonra cihazın açılmasını bekliyoruz. Çünkü tüm yüksek ısıda çalışan cihazlar gibi sanırım açılıyor. Belki sesi de duyuyorsunuzdur. Şimdi ana menüye basıyorum. Ee, ekran maalesef perdem sarı olduğu için e, her şeyi yeşil olarak görüyoruz. Ee, görüldüğü üzere biraz ısındıkça biliyorsunuz ampul ısındıkça görüntünün netliği ve şiddeti artıyor. Şimdi az önce ilk çalıştırmamda bunu da videoya çekseydim belki iyi olurdu ama e, ekranda bir şekil bozukluğu vardı. Şimdi anlıyoruz ki onu da şuradan e, bir menüsü var. Ekran yerleşimi diye. Burada Quick Corner özelliği var. Bilmem görebiliyor musunuz? Bir netleş zoomlamayı deneyeyim. Bu Quick Corner özelliğiyle e, bize şekli bozulmuş olan köşeleri düzeltme imkanı tanıyor. Tabi şu anda ekran içinde ekran mantığında hareket ettiğimiz için yani hem bu ekranı çekmeye çalışıyorum hem tele, telefonun daha doğrusu kameramın kadrajını da düzeltmeye çalıştığım için e, biraz hepsi yamuk görünüyor. Ama inanın çıplak gözle bir tık daha iyi. yine de bir quick corner'ı gözden geçirmek istiyorum. E, burada ilginçtir düzelteceğimiz köşenin hangisi olduğunu soruyor. Ben sağdaki köşenin biraz aşağı inmesi gerektiğine inanıyorum. Şimdi onu sizinle beraber biraz da aşağı görebiliyorsunuzdur umarım. İniyor. Evet. Şu anda sanki doğru olmuş gibi. Ee, ince ayarı tabii bir şey seyretmeden veya bir şey yansıtmadan önce yapmayı planlıyorum. Ama ilk göstermek istediğim size daha önce bir türlü netliğini yakalayamadığımız cihazda şu anda gayet iyi bakın bozuyorum netliğini. Ondan sonra manuel olarak düzeltiyorum. Zaten otofokus özelliği de var bu arada. Manuel olarak düzelttim. Şu anda cihaz sorunsuz çalışıyor. Ee, üzerindeki kir tabakası gidince e, lens daha iyi göstermeye başladı. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Ben ekranda görünmüyorum ama lütfen kanalıma abone olmayı videolarımı seyretmeyi sonuna kadar seyretmeyi beğenmeyi unutmayın. Ee, en önemlisi ise hep söylüyorum ama biraz şimdilik yavaş gidiyor. Lütfen yorum bırakın. Bu konuyla da ilgili olabilir veya başka bir konuyla ilgili olabilir ya da ne, ne videosu görmek istiyorsanız onunla ilgili olabilir. Ee, tüm bunları da söyledikten sonra hepinize iyi günler diliyorum.